Çocuklar açıyor şu anda. Şimdi Agnostics bilgisayarlar binlerce sattı her yerde. Alanlar inceleme videosu bile çekti. Onlar bile 100 bin izlendi. Agnostics inceleme falan diye. Bilgisayar alanlar monitör alabiliyordu o zaman. Ben de dedim ki abi bizim çocuklara özel ülkenin ülkede kriz çıkartacak fiyat yapalım. Çok da güzel monitör verelim. 144 Hz'in önemini sürekli anlatıyordum zaten size. Hani şöyle farklı böyle farklı Counter'da adamları önce görüyorsunuz. PUBG'de ya da başka bir oyunda. Masa üstünde bile çok daha keyifli diye. Şimdi önce kutuyu açacağız. Adresi alalım mısın? Adresi çıkartın. Güzel. Adresi aldım. Evim yok etti adresi aldım. Artık bir adresimiz yok. Diğer tarafını kontrol etmedin mi? Yok artık tek tane. Artık bir adresimiz yok ama haberin olsun. Bizim buraya bir tane bir şey ayarlamamız lazım. Bu kasa açımları hep amele gibi yapıyoruz biz bir şey açacağımız zaman. Laptop'a bağlayalım. Laptop değil de böyle yok masa şey gibi. Masa gibi. Varsa yani. Bağlayınızdır bir tane. Masa için diyor masa. Ha masa evet amele gibi yapıyoruz. Ya şuna koy bari. Ama doğal oluyor. Yani. Şimdi alet burada beyler. Alet ne alet? Sen inan 144 diye bir şey koy bence bu. Şimdi koyacağım. Sen söylemeden koymadım çünkü de o yüzden. Nasıl yapacağız? Sen var mı? Ya Libra'nın kutusunu göstereceğim önce. Yok değil mi adres? Yok. Kutu yok. Böyle beyler. Allah. Ya kutusundan da anlayacağınız gibi ekranı bayağı büyük. Yani oyuncuların kafasını daha kocaman gösteren ve film izlerken uzaktan alt yazıları da daha rahat görmenizi sağlayan bir... Onu yardım edeyim mi ona? Evet kanka bu. Kutusunu... Bak çek al sen kutuyu. Dört kişi zor açıyoruz. Aman diyeyim. Allah aman. Düşürme ha. Aman diyeyim. Allah. Yalnız abi monitörü düşürürlerse burada kahkaha atıyor muyuz chat? Abi aman diyeyim. Atıyor muyuz monitörü dışarıda? Şimdi arkası böyle. Ayakları var kutudan böyle geliyor. Çünkü burası ayıp, full ekran. Arkadaşlar monitör 24 inç. 24 inç. Ekran böyle. Kablolar burada. HDMI'lar, DVI'lar. Bu bağlantı... Bak dur ben şöyle kucağıma koyayım. Sen aparatı. Daha tutar. Önce monitörünü göster... Şey... Adaptörünü göstereceğim. Adaptörler kocaman oluyor genelde. Ufacık bir adaptörü var böyle. Kablo uzun. Küçücük bir adaptör. Adaptör burada. Garanti belgesi bilmem ne. Ivır zıvır standart şeyler. Altı. Klavyeyi daha rahat oturtabilin diye şöyle bir altı var arkadaşlar. Hayvan gibi kocaman değil. Bayağı böyle. Şöyle bir altı var. Klas. Buraya oturtuyorsunuz monitörü. Kabloları var. Güç kablosu. HDMI. Adaptöre bağlanıyor. HDMI. 144 iletiyor. Ha bu iki tane güç kablosu. Aha. Şey Amerika için, normal için. Açıyorum. Bebeği çıkartıyorum. Çıkart bebeği, onun bir kağıdını soyalım. Onu da takayım mı direkt hiç açmadan? Tak kanka. Tak gözüksün. Tamam, bana şunu sıkıştırmaya... Kanka onu... Ya düşmesin şimdi işte, sağlam dursun. Nasıl bir şey lazım onu? Kanka, para gibi. Şu anahtar bile olur ya. Nereden getireyim? Neredeki anahtar? Şunu bir versene beni. Al bakalım. Oha! Normal fiyatını gördünüz mü? Evet. Şuraya bak bir daha. Ananı sikeyim çok fazlaymış. Al. Alta çok sıkamadım altını. Şeye çok tamam. Güvenme ya. Arkadaşlar, monitörümüz burada. Gördüğünüz gibi kör bir monitör ve 144 Hz. Şimdi size bunun normal fiyatını söyleyeceğim. 1700 TL. Şöyle de göstereyim. Bakın, hepsi burada da 1700'den indi. Bir daha indi. Şimdi Inventus'tan gösteriyorum. Yani bu monitörün ülkedeki fiyatı. Şu an 1200 TL monitör. İndirdiler her yerde. Bütün herkes kampanya yaptı ülkenin her yerinde. Ama bitti mi? Hayır. Bizde indirim biter mi? Monitör 23 inç. Bizde indirim biter mi?
Ya... Arif gibi oldu yemin ediyorum ben. Halıyı fırlatacak böyle. Ya da bana şunu söyleyin. Bugüne kadar böyle aptal aptal hiç 50 liralık indirim kodu, anons kodu oldu mu? Bir soyalım şöyle. Bunu bu arada çekilişini de yapacağım. Instagram üzerinden yapacağım. Artık alan arkadaş kağıdını soyduk ama. Bunu mu vereceğiz? Bunu veririz ya. Bunu göndeririz. Kanka hakkını evet. Kanka bu zevki ben aldım. Kusura bakma yani. Biraz da ben alayım. Gerçekten teknolojik ürün satın almanın en güzel kısmı. Laptop'u getirin bağlayalım hatta renk güzelliğini gösterelim. Üstüne söyleyin onu bir kabloyla. Arkası böyle arkadaşlar. Aleti. Şuraya bir koyarsan, bunu o yüzden getirdim. Tamam. Kör bu arada. Sen burada... Ya şunu göstermek lazım ona. Neyi? Şimdi açısı... Neyse fiyatını gösterdim ben size. Şöyle bükülebiliyor arkadaşlar. Mesela Berk oyun oynarken geriye çekiyor monitörü. Şu an bir düzlemde duruyor. Şöyle göstereyim. Bayağı bir yattı. Bak şimdi. Yan göstersene. Yan gösterelim aynen. Böyle. Şimdi bu counter'cı oturuşu. Dur domu almayayım da. Counter'cı oturuşu bu. PUBG'ci oturuşu. Film izlerken de bak ne kadar yattığına baksana monitörün. Her açıya geliyor. Şöyle. Kör bir monitör. 144 Hz. Ananı sikeyim, sinek varmış ekranda. Bunu gösteremiyoruz değil mi? Yok. Eşek gibi sinek geldi ekrana. Kumandası bile joystick lan. Bak. Ha şurada şey var. Şimdi monitörlerde genelde şurada böyle bir 50 tane tuş oluyor. Bunun ışığı yanıyor gecesiz film izlerken bilmem ne tat kaçırıyor. Bunun arkasında bir tane joystick var. Buradan istediğin şeyi ayarlıyorsun. Joystick işte. Joystick eğlence çubuğu demek ama joystick öyle çıkmış. Buradan menüye falan giriyorsun. Arkadan daha karizma bir şekilde hallediyorsun. Önü böyle. Yani curve. Şimdi ben buna baktığımda gözüm dikey böyle ışınlar gönderiyor görüntüyü görebilmek için. Eğer bu dümdüz olsaydı hepsini çok net olarak göremiyordum. Tam bu açıdan bunların radius yani çap diye uzaklıkları var. Şu sonuçta bir uzasa daire haline gelecek ya. Bunun bir çapı var. Çapa göre bir uzaklığa oturuyorsun. Ve her şeyi dik görüyorsun. Şimdi çaptan falan her şeyden bahsedeceğim. Benim size bahsedeceğim şey. Ben bu adamlara yalvardım, yakardım. Uzun uzun anlattım. Bizim izleyicimize özel dedim. Ülkede hiçbir zaman olmayan bir şey yapalım dedim. Sağ olsunlar her zamanki gibi beni desteklediler. Ben devrildim sandım. Yok. Şimdi... Beyler, Inventus'tan bir link atacağım size. Bana özel bir kod tanımladılar. Şu an 1200 lira olan şeyi 1000 liranın altına indiriyorlar. Sadece 2 gün boyunca. Yani monitör alacaksanız 2 gününüz var. Ondan sonra bir daha asla bu fiyatta bu ürünü ülkede göremeyeceksiniz. Bize özel bir fiyat. Çünkü bilgisayar toplamadım yakın zamanda. Monitör isteyen çok kişi vardı. 144 Hz monitörü mutlaka almanız lazım. Sepete git diyorum. Sepette indirim kodu tanımla var arkadaşlar. Şurada. Buraya Annos yazıyorum. Annos TV değil, Annos. Annos'tu yazdım. Sen iki tane mi ekledin? Evet. Ha. Kayıtlı kullanıcılar kayıt yapabilir dedi. Şuradan sen bir gir o zaman Diren. Ben gireyim. O ekranı bana... Ne bunun ID'in ne senin burada? Direncan. Şuna hemen gireyim abi. Siteye kaydolmanız lazım. Kodu kullanabilmek için direkt alabiliyorsunuz ama... Bir tane diyelim. Kodu da şey yapalım istiyorsan. Normalde 1200 lirayken Unlost. Aha. Linkleri üstüne atıyor bu arada. Şu an chat'e. Arkadaşlar. Unlost koduyla. Uyguladım kodu. Kod kupon indirimi uygulandı diyor. Sayfa yeniden yüklendi ve 999 lira oldu. Sadece 2 gün boyunca. Beyler size özel. Böyle fiyat yok ülkede. Kesinlikle yok. İnternetten bakın istediğiniz kadar. 999 liraya bir de monitörlerin inçleri var. 21, 21.5, 22, 23, 23.5, 24 var. Bu monitör beyler 24 inç. 24 inç ve curve. İşte FreeSync gibi özellikleri var.
Atıyorum bilgisayarın kötü FPS düşüyor, monitörün de hertz'i düşüp ayarlıyor ona göre. Yırtılma olmuyor ekranda. İşte 1920x1080. Hani bunları biliyorsunuz zaten. İşte DVI'ler, HDMI'ler, DisplayPort'lar, her türlü girişle bunu bağlayabiliyorsunuz bilgisayarınıza. Çünkü bir de öyle bir sıkıntı var. Mesela monitör aldın, kasanda giriş yok, bağlayamıyorsun. Tabii hepsinde hep her giriş olmuyor. Kanser oluyorsun. Gidiyorsun abi. Bir yere, bir aparat alıyorsun. O aparat görüntüyü aktarırken görüntüyü bozuyor. Hertz'ini 60'a indiriyor falan. Her türlü giriş var bu monitörde. VX2458. MHD arkadaşlar bu. Reasonic sağ olsun sürekli oyuncu monitörleri üretiyor. En yenisi de bu. Aha burada inceledik. Getirin şeyde, görüntüye de takalım. Üstüne. Chat'e linkini koydum beyler. Link burada. Buradan girip bakabilirsiniz. Yani şöyle. Şuradan da göstereyim. Bütün teknik detaylar zaten yazıyor burada. Adam şey diyor abi, subscriber'ımız. Hayır, şimdi ben daha pahalı almış oldum yani. Teşekkürler. Kanka kusura bakma yani. Kanka evet. Ya. Ya bu çok flash bir kampanya. 2 gün sadece. Hani alamıyorsanız anneniz babanızı ikna edeceksiniz de şunu anlatayım. Anacım babacım, bu fiyatta internet üzerinde başka bir şey yok. 2 gün sadece böyle. Bu da yılda bir kere yapılacak bir kampanya. Evladım da bunu çok istiyor. Alırsan çok mutlu olacak. Daha çok sevecek seni. Haberin olsun. Hikaye bu beyler. Geldi mi şey? Şu an evimde. Bütün açılardan görüntüsü var. Curve tecrübesi bu. Yani böyle eğik bir ekran. Normalde curve olunca çok daha pahalı oluyor işte. 1700 liraymış. Gösterdim size. Hepsi burada da. 1700'den 999'a iniyor beyler bu. Hani herkes, bütün ülkedeki o vatanlar, bilmemler, bilgisayarcılar hepsi kampanya yapmış ama biz de Anlos koduyla 200 küsür lira daha ucuz. Sadece 2 gün ama. 2 gün sonra kalkacak bu, haberiniz olsun. Linki bıraktılar oraya. Harika olmuş diyorlar. Alacağım diyorlar. Beyler stoka dedi de az alacaksanız alın yani hemen. Çünkü çok şey oldu. Anlostix'leri biz yayınladığımızda bilgisayar bitti alamıyorum diye çok böyle binlerce mail geldi yani. Twitch chatini bıraktım. Hikaye bu. 144 Hz mutlaka almanız lazım. İlla bunu alın demiyorum ben size. Yani atıyorum 600 lira daha fazla verecekseniz başka bir şey alacaksınız alın ama gidin internet kafeye bir 144 Hz'i deneyimleyin. İnanılmaz bir teknoloji bu. Yani bilgisayarın kasası, ekran kartı, RAM'i, işlemcisinden bağımsız. Monitörün size bu hızlıca gösterme olayı var ya. Saniyede 2'den daha fazla gösteriyor. Normalde bir kere gözükür ki görüntü. 60 Hz'lere göre. Bunu alıp mutlaka deneyimlemenizi öneririm ben. Bizim izleyicilerimize özel çok mail gelmişti. Unknown Code Power diyor Force. Evet abi, Unknown Code'u. Şu an doğuda bazı çiğ köftecilerde bile geçerli. Unknown'un izleyicisiyim dersen bir tane bedava yiyorsun. İkinciyi %25 indirimli yiyorsun falan gibi bir şey var. Oraya bir priz ayarlasana. Şu an bu arada bir bilgisayara da bağlayacağız. Görüntüsünü de göstereceğiz. Her yere oynatabiliyorsun yani monitörünü. Ayakları daha pratik. Berk'in daha çok sevdiği gibi. Klavyeyi yan tutuyor ya onlar. Öyle bir tasarım yapmışlar. Aynen. Anmostix'de muhteşem bir kilo oluyor. Almak isteyen herkes beyler bir bakıp inceleyebilir. Dediğim gibi 2 gün. Yarın da bunun bir hikayesini anlatırım Instagram tayfanın haberi olsun diye. Ondan sonra kalmayacak bu. Böyle bir şey olmayacak yani. Zaten ülkede işte 1700, 1500, 1400 lira falan 144 Hz monitörler. Bize özel böyle bir şey yaptılar. VSonic ailesine çok teşekkür ediyorum buradan. Ayarıyla ortadan böldük. Şimdi devam ederiz onlara. Bir de monitörü bağlayalım. Sen devam et istersen. Tamam. Ben ayarlayayım burayı. Her yerde böyle, bizde böyle beyler. Bu, ya benle, benim tanıttığım bir şeyle ilgili her zaman ülkenin en uygun fiyatından alacaksınız onu. Ürün ne olursa olsun, bu HyperX kulaklıklar falan da dahil olacak buna. Fabrikada bana özel kulaklık üretiyorlar biliyorsunuz. Her şeyi en uygun fiyattan alacaksınız. Onun garantisini veririm size yani. Öyle fazla fiyat koyayım bilmem ne yapayım gibi bir şey yok. VivoSonic monitör bu. Şimdi makineye bağladılar. Henüz değil. Ha, getirin buraya bakalım. Güzel de bir laptop geldi ya bize HP'den. Şimdi ona bağladılar onu.
Başka şey bağlayacak makine yok şu anda benim odamda. V-Sonic kalp aynen ya. Bir V-Sonic kalp alabilir miyiz bunu yaptıkları için bize? Çünkü 1 milyon çekilişi geliyor oraya bir sürü. 240 Hz, 144 Hz bayağı 3000-4000 liralık monitörlerden hediye edecekler size. Yani size gidecek günün sonunda. Bir V-Sonic kalp alalım ya bunlara. Böyle. Ben alacağım diyen var, aldım diyen var. Ey Allah, bir tanesiniz beyler. Kamera karanlık diyor. Arkanın ışığı çok açık. Arka tarafın ışığını açtık beyler ya. Yüzüme vursam parlak olur da ben öyle çok parlak nasıl görmenizi olacak? İstemiyorum. Kapat bir ikisini de. Kapatayım. Ya normalde böyle işte aslında. Arkayı da çok ışıklı görmek yüzünüzü yorar gibi geliyor bana. Biz bunu bayağı tartışıyoruz evde. Sağ olun beyler. Bunu taktın mı kanka? Evet. Bana bir şeyini versen. Ya yayını kaçıranlar için yarın Instagram'dan bir daha paylaşırım ben bunu. Babama sakso çekiyorum birazdan alacak diyor. Ayıp lan onunla demezsin. Anlatırken gayet mantıklı bir şekilde anlatabilirsiniz ya. Kanka işte klip yani size klip izletecek şey yaptım ya anla. Benim ağzımdan duysunlar yani daha ne yapayım? Almak isteyen varsa. Zaten kanka, çok yok bunlardan. Aldığınızı aldınız iki güne yoksa yok beyler. Ki zaten ülkenin az çok durum belli. Bu fiyat tamam, çok düşük ya. Yani video açmaya çalışıyorum. Ha video aç bir tane. Wi-Fi'yi bana'nınkini yazsana. Hangisi? Buna tıkla. Buyur, birazdan counter oynayacağız ben Alp. Diren, Berk, tamam. Evrim falan. Batu. 6 kişi saydım birinin kalbi kırılacak. 2K oyun oynayamazsın Ferhat. Yani 2K oyun oynayacak bilgisayar çok az. 2K oynasan da FPS vermiyor. Bende ülkenin en hızlı bilgisayarı var mesela. Yani 5 GHz. 5 GHz bilgisayar yok. Hiçbir yayıncıda bir şeyde. Ben bile girdiğimde 2080 Ti var ekran kartı olarak. RTX'ler açık bilmem ne. Hani Nvidia'nın güzel teknolojisi ama 2K oynamıyorum abi ben. Şu an onun zamanı değil herhalde 2-3 yıl sonra onun devri olacak yani. Şey devam ediyorum ya. Ne abi? Bizim M1 Plus'ın. Kampanyası mı? Evet. Bilmiyorum ki. Öğreneyim mi? Onu da göstereyim öğrensene. Türkiye 2K'ya hazır değil ne yazık ki evet. Beyler bu arada taksit maksit de var hayvan gibi. 24 ay taksit, 12 ay taksit. Eskiden yasaktı bilgisayar ve teknoloji ürünü alırken taksit yapılması. Şimdi serbest. M1 Plus çok havalı bir şey değil mi ya? Herkes nasıl ilgi gösteriyor? Eğer M1 Plus'ı sen tanıtır mısın? Ben bir lavaboya gideceğim. Bak şöyle yapıyorum. Tamam hallederim. Bir anda müthiş bir M1 Plus'ı tanıtayım burada. Nerede ürün? Canto? Devam ediyormuş bu arada abi. Ediyor muyum? Devam ediyor. Evet. Nereye koydun? Şurada. Monitör ayarlarken. Oraya video açabilirsin ya. Hı-hı. Şu aynen bunu hallettik ya. Şey. Çok havalı. Şey. Valla anne sonra anneme gösterdim. Annem geldi ya be. Kafayı yedi. Bu neymiş böyle falan diye. Şarj var mıdır? Vardır. Şuraya koydum galiba. Evet. Ya sen tabi oradan yatağa